Yani gözüküyor mu bilmiyorum ama üzerinde şu şekilde pirit de var. Bunlar bizim burada çıkarttığımız oltu taşları. Çamurlusu mu iyi? İşte bunun renk güzel çıkıyor. İşte bu bulduğumuz. Taşlaşmış ağaç reçinesi olarak bilinen kehribar, dünya süs taşı piyasasında çok ciddi bir yere sahip organik bir malzemedir. Buradaki arazi yapısıyla ilgili aynı zamanda bu hem oltu taşı olsun hem kehribar olsun, iki tarafa da yabancı bilim insanları dahil olmak üzere yerli ve yabancı birçok insan buraya çok ilgi gösterdiler, bizimle iletişime geçtiler. Biz bunların hepsini Maden Tetkik Arama Kurumu'na yönlendirdik. Yani kehribar sadece bir süs taşı olmak dışında aynı zamanda doğal da bir zaman kapsülü. Çünkü bu taşın oluşum yaşı aşağı yukarı 33 milyon yılla 55 milyon yıl arasında Eosen yaş katmanına denk geliyor. Reçinenin o dönem aktığı işte üzerine böcek vesaire ve sinek olsun kehribarın içinde hiç bozulmadan, formunu bozmadan, çürümeden günümüze kadar ulaşıyor. Bilim insanları da bu sebepten dolayı bu işe çok ilgi gösteriyorlar. Bugün buraya Maden Tetkik Arama Kurumu nezaretinde Profesör Doktor Sönmez Saylı ve Çiğdem Lüle Hanım geldiler çalışmak için. Bu burada yapılan 2018'den beri ikinci ciddi çalışma. Bize araziyle ilgili hem oltu hem kehribar yatakları ile ilgili çok ciddi bilgiler verdiler. Yani bu maden sahası hem yerli hem yabancı bilim insanlarının bir çekim sahası oldu. Buraya gelip yukarıda çalışma yaptıkları zaman fosiller de buluyorlar. Burada deniz minaresi diye tabir ettiğimiz aslında denizde olması gereken fosilleri burada 1800 rakımda buluyorlar ve bu onlara geçmişe dair çok farklı şeyler anlatıyor. Bize de burada anla dediğim gibi çok hiç bilmediğimiz konuya çok yabancı olduğumuz bilgiler veriyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz tabii ki. Dediğim gibi yani buraya biz yokken dahi buraya gelip burada çalışan bilim insanları oldu. Bizi daha sonra arayıp işte tekrar gelebilir miyiz gibisinden konuştular. Yani biz burada yokken bile buraya gelip burada çalışıyorlar. Bazı yatırımcılar da geldi. Özellikle Çin kültüründe bizimle öğrendiğimiz kadarıyla 12 kutsal taştan bir tanesi kehribarmış. O yüzden kehribara diğer gelen vatandaşlardan daha fazla kıymet veriyorlar. Onlar için bir süs taşından ziyade daha çok kutsal bir ürün olduğu için yani kutsal bir malzeme olduğu için çok daha ilgi gösteriyorlar. Onlarla da iletişim halindeyiz. Kendileri buraya arazi içinde sondaj yapıp aşağıdaki rezerv öğrenmek için yakın zamanda bir ekip getirmek istiyorlar.